Gelin bakalım bu video Dur bir dakika. Özelliklerini hep beraber izleyeceğiz. Bakalım. Merhaba arkadaşlar. İşin Doğrusu kanalındasınız. Bu videomuzda Pirana markasının akıllı telefon ekran yansıtıcısını inceliyoruz. Buyurun videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Ürünümüzün kutusu bu. Gördüğünüz gibi. Şöyle 11296 numaralı bir model numarası var. Sözde telefonumuzu ekranı yani telefonumuzu şu yüzeye koyduğumuzda ekranı yani aynı özelliği olan programlardaki ekranı bu şekilde gösterdiğini iddia ediyor. Bakalım biz de bu şekilde telefonu koyarak gösterip göstermediğini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Şöyle İngilizce ismi yazıyor. Smart Navigation Hut diye ya da Hat diye her neyse. Kutudaki özelliklerine bakalım. Maksimum 6 inç telefonları kullanın diyor. Screen mirroring falan diyor. 180 derece açılır diyor. Kaymaz tabanı var diyor. Sürüş güvenliği diyor. Bir de eller serbest diyor. Zaten Türkçeleri yazıyormuş. Ben de çevirmeye çalışıyorum. Çeviremiyorum da. Neyse. Başka, 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 başka. Ürünü biz A101 Market'ten aldık arkadaşlar. Çin malı ürün. Başka bir şey yok. Ürünü kutudan çıkaralım. Kutuyu ben daha önce açtım. İçerisinde herhangi bir kullanma talimat falan yok. Zaten kutunun üstlerine yeterince bilgi vermişler. Bizim ürünümüzde şöyle bir hata var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ulan sehpalı çektim. Çok belli oldu. <laughs> şöyle bir hata var arkadaşlar. Bizim ürünümüzde. Şurası. Yani normalde yansıtmamız gerekirken bayağı gördüğünüz gibi. Heh şuradan belli oluyor mesela. Görüyorsunuz şurada boya atığı var. Yani ekranın tamamı koyuyken şurada bir renk katı olmuş. Bu bir hata. Neyse uğraşmayacağız zaten. Ürünü de ben videosunu çekmek için aldım zaten. Daha sonrasında kullanmayacağım şey. Kutunun içinden gördüğünüz gibi bu ürün. Aynalı. Ve bir tane kaydırmaz tavan çıkıyor. Kaydırmaz tavan da bu şekilde. Evet. Elimizde şimdi sadece kaydırmaz tabanla bir tane de ekran yastıcı var. Bu da yamuk duruyor zaten. Şuradan görüyorsunuz zaten. açığa gitgide daralıyor. Yani şöyle durması lazım ama durmuyor. Neden? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar kaydırmaz tabana bakalım. Kaydırmaz taban gerçekten yalaş bulaş bir kaydırmaz taban şöyle bir ürün üstünde kayıyor mu? Evet kaymıyor arkadaşlar. Yapışıyor. Kaydırması tabanın işlevi güzel. Hatta bu kullanılır arabalarda da. Elime bile yapışıyor yani gördüğünüz gibi bak. Etimi alıyor oradan. Aynı şekilde arkası da öyle. Neyse. Bununla işimiz yok. Şunu atalım. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi ürün bu şekilde. Şuraya telefon koyacağız. Bakalım ekranı yansıtabilecek mi? Normalde de şu şekilde taşınabilir bir ürün. Şöyle telefonumuzu da aç arkadaşlar. İşin doğrusu kanalını açıyoruz. İşin doğrusu kanalının sayfasını. Ve bizim burada ana sayfada reklam olarak benim koyduğum Karaçköy videom var. Bu videoyu başlatacağım arkadaşlar. Şöyle ses almayayım da sesler takışmasın yani üst üste binmesin. Şuradan video ayarlarında. da Şöyle yapalım. Ayrıca bir de arkadaşlar biz videoyu kendimize göre tersiye çevirelim. Hadi. Heh. Ve şuraya koyalım bakalım bize ön kameradan çektiğim bu videoyu güzelce yansıtabilecek mi? Yansıtabilecek evet geri alıyoruz. Video baştan başlasın. Ve gördüğünüz gibi şöyle düşünün arkadaşlar. Bu ürün genellikle navigasyon uygulamalarında kullanılabilir. Ancak biz bunun normal Herhangi bir yatay uygulamada kullanılıyor mu onu test edeceğiz. Şöyle ben bu videoyu zaten ön kameradan çektiğim için zaten bu aynı modu var. Ve aynı modu olduğu için de rahat rahat şu şekilde sizlere düz görüntüyü yansıtmaya çalışacağım. Şöyle biraz ekranı büyütelim. Ve farz edelim ki giderken işin doğrusunu videosunu izlemeye çalıştınız. Bakalım düzgünce yansıtabiliyor mu? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan telefonu görmeyin. Pardon. Şuradan telefonu görmediğimiz zaman yani atıyorum aracımıza direksiyonun arkasına koyduğumuz zaman... Ön kameradan çekilen videoları yani aynı şeklinde olan videoları istediğiniz gibi gösterebilecek arkadaşlar düz bir şekilde. Bu videoda bunu anlamış olduk. Yani ürün işlevini yerine getiriyor mu? Getiriyor ki yani bu zaten bunun için alıyorsanız bunun için alabilirsiniz. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bu gördüğünüz telefon iPhone 8 arkadaşlar. iPhone 8'in ekranı küçük geldi. Yani bu sinir bozucu olabilir. Şöyle bir daha geri alalım. Bu sinir bozucu olabilir arkadaşlar. Biraz daha telefonunuz büyük olsaydı yani daha da işlevini düzgünce yerine getirebilirdi. Şöyle bir de karanlıkta alalım. Bir ışığı kapatıp geleyim ben. Bekleyin bir saniye. Sen de dur. Evet şimdi düşünün gece yolculuğundasınız. Ve video izlemeye çalışıyorsunuz. Sizin karşınıza şöyle bir görüntü olacak arkadaşlar. Arabada giderken de veya navigasyon uygulaması kullanıyorsanız şu şekilde bir görüntüye sahip olacaksınız. Bence gayet iyi yani. Sonuçta işlevini yerine getiriyor mu? Getiriyor. Veya şu şekilde şu açıdan da bakacaksanız böyle yapmanız lazım. Şunu biraz da eğerseniz şu açıdan da kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kapatayım. Şu anda camın içinden izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani ekran yansıtma özelliğini gayet iyi görüyoruz. Şu şekilde filtreleme yaptı. Bir daha bir saniye ışığı açıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu videodan da anladığımız üzere bu Prana ürününün akıllı telefon ak ekran yansıtıcısı gerçekten vaat ettiği işe yarıyor arkadaşlar. Telefon ekranınızı yansıtabilirsiniz. Şöyle yamuk tutuyorum. Heh. Evet bizden bu kadardı. Bu incelemeyi de tamamladık arkadaşlar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Videoların devamlı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Tekrar teşekkürler. İyi seyirler. Hoşçakalın.